İyi günler arkadaşlar. Yaz geldi, biraz böyle rölantiye aldık. Malum havalar sıcak. İnsanlar yeni pandeminin, plandeminin her nasıl bir bakış tarzınız varsa verdiği 1,5 seneyi aşkın zamandır ki sıkıntılardan yeni yeni kurtulmuşken biz de fazla sıkmayalım istiyoruz. Tabii bu arada ben de millet gibi bunalmış bir insan olarak biraz kendimi dışarı atmış bulunuyorum. Bugün pazar, şöyle dışarı çıktım ilk defa olarak. Ben pazar günleri alışverişe de gitmiyordum. Ya diğer günler aldığımız için pazar günü hiç gitmiyorduk. Şimdi sosyal medyada birkaç grup var. Şimdi nereden baktığınıza bağlı tabii de ben şöyle açıklayayım. Ekonomik sanki sıkıntılar var. İşte Türkiye'de zaten insanların bir kısmı bu kısıtlamalar, yasaklamalar döneminde işsiz kaldı, iş yerinde gelirinden oldu vesaire. Bir de bunları köpürtenler var. Tabii bunlar işte kısıtlama, daha fazla kısıtlama olmalı diyen sözde bilim adamı, tıp personeli. Tabii bunları destekleyen bir Türk Tabipler Birliği, bunun paralelinde CHP, HDP ve İYİ Partililer, daha fazla kısıtlamaların olması, daha fazla yasaklamaların olması sanki insan sağlığını düşünüyormuşçasına hükümete böyle akıl vermeler. Şimdi ister pandemi dolayısıyla AK Parti hükümetine kızın, yani Erdoğan hükümetine, ister başka nedenlerle kızın, bunları köpürtecek sosyal medyada taraftar bulmanız çok kolay. Niye? Çünkü ALES'te bekleyen bir grup var. En başta FETÖ'cüler. Her fırsatı, her şeyi Erdoğan gitmesi üzerine balıklama atlayan, bunun için bütün propagandaları ellerinden geldiğince yayan, destekleyen bir yapı. Yurt içindeki ve yurt dışındaki bütün FETÖ'cüler. Şimdi haliyle bir de şöyle bir durum var. Bazen eleştiriyorsunuz. Ben de aynı şeyi yapıyorum. Hükümeti eleştiriyorum. Doğal olarak benimsemediğim bazı kanunları, bazı uygulamaları eleştiriyorum. Bu benim bir vatandaşlık hakkım. Ben kayıtsız şartsız parti üyesi değilim ki ben partinin her şeyinin yanında suskun kalayım veyahut da en azından. Ya kardeşim, en azından doğru yapmaları için bazı şeyleri veya CHP Millet İttifakı'nın kazanmaması için yanlış yapmayın demek istiyorum. Genelde bu minvalde yazıyorum. Ama öyle bir grup var ki, AK Parti'yi tutan öyle de bir grup var ki, siz ne yazarsanız yazın hemen ya işte CHP'yi bu kadar eleştirmiyor, onlar yanlış yapıyor, onlar yanlışlarına da, yanlış adamlarına da sahip çıkıyor. Siz işte dik durmuyorsunuz. Ya kardeşim, bizim o zaman onlardan ne farkımız kalacak kardeşim? Artı bir böyle eleştiriler geldiğinde bir de yandaşlar geliyor. Hemen hükümete daha fazla vuran, daha fazla şey yapan işte bu İYİ Partili, CHP'li, FETÖ'cü grup hemen üşüşüyor sizin o eleştiren şeyinizi, daha fazla eleştiriyor. Size bir de karşı taraftan böyle yüklenenler olduğunda, sizinle hemen hemen aynı düşünen, AK Parti'yi eleştirdiğin için kızanlar da size böyle bir tahkir eden, bazen aşağılayan cümleler kurduklarında, FETÖ'cü, METÖ'cü gibi yaptılar, yapıştırdıklarında, hain main, savrulmanız o kadar kolay ki. Bunu bazı arkadaşlarda görüyorum. Bazen öyle bir inatlaşma oluyor ki, bundan sonra işte diyor, ben de vermeyeceğim AK Parti'ye. Bu savrulmayı yaşamamak lazım. Ha, burada dikkat etmesi gereken, gerçekten Erdoğan hükümetini tuttuğunu söyleyen veya savunduğunu söyleyen bazı arkadaşların bu eleştirilere yaklaşımları hakkaniyet ölçüsünde olmalı ve insaf ölçüsünde olmalı. Hemen karşınızdaki insanı bilmem ne diye yaftalayıp onu hınçlaştırmayın, kinleştirmeyin. Tamamen böyle karşı cenahı savunacak hale getirmeyin. İnsanlar çünkü yani
münazaranın usulü cedelleşmeye vardığında cedelleşme inatlaşmayı getirir. Yani bunlar münazara, münakaşa, cedelleşme bunlar bir tartışmanın getirdiği kademelerdir. Siz bu kademeler yavaş yavaş artar ve neticede öyle bir hale gelir ki sizi destekleyen insanlar aslında sizin gibi düşünmeyenler ve Erdoğan hükümetinin gitmesinin canı gönülden her fırsatta destekleyen ve isteyen gruplar, sizin karşınızdaki insanlar aslında Erdoğan gitmesin diye gayret eden insanlar. Ama sizin o eleştirinize onlar öyle müsamahasız bir tavırda yaklaştığı için zamanla ipler geriliyor, sinirler geriliyor. Ondan sonra iş zıvanadan çıkıyor Türkçesi. İşte burada çok dikkatli olmak lazım. Yazan arkadaşın da eleştiren, eleştiriyi eleştiren arkadaşların da dikkatli olması gerekiyor. Bunu bilhassa söylemek istiyorum. Bu benim sosyal medyada en çok eleştirenlerden birisiyim ben Erdoğan hükümetine yeri geldiğinde. Ama bazen öyle bir arkadaşlar karşı şey yazıyorlar ki yani daha fazla kinleşesim geliyor, sonra diyorum ki ben kimin ekmeğine yağ süreceğim? Sus, ben eleştirimi yaptım. Tamam, işine gelmeyen defolur gider ya kardeşim, Allah Allah. Madem beğenmiyor çeker gider, çok da umurumda değil. Ama ona cevap yazıp onunla tartışmaya kalktığımda iş tamamen inatlaşmaya gidiyor. Ondan sonra kis kis birilerini güldüreceğiz. Okyanus ötesindeki yavşaklar. Ha, şimdi bir taraftan da zaman zaman dediğim bir soruyu soruyorum. Şimdi biz eleştirdiğimizde eleştirilerimizin yapıcı olması gerekiyor. Yani Erdoğan hükümeti gittiğinde kim gelecek? Millet İttifakı'nın seçtiği bir adam gelecek. Peki bu geldiğinde bizim istediklerimiz mi olacak? Bizim beklentilerimiz mi karşılanacak? Yani pandemi konusunda ya Allah aşkına İYİ Parti mi, CHP mi, hangisi, HDP mi, hangisi uluslararası yapının haricinde bir şey yapacak? Daha beterini getirecekler. Sinovac aldı. Belki onlar Sinovac almayacaktı. BioNTech'i tamamen dayayacaklardı. mRNA aşısını. Yani bunları da almak lazım. Yani bir sağlık bakanı bundan bir yıl önce, bir yıl da önce değil, Aralık'ta, Ekim'de veya Aralık'ta mRNA aşısı için, yani BioNTech için böyle bir aşıyı kullanmamız ne olacağı, yan etkileri bilinmeyen bir aşıyı alamayız, biz halkımıza kullanamayız diyen Sağlık Bakanı 5-6 ay, 3 ay sonra bunu yutup bu sözlerini sanki söylememişçesine, hem bir tıp mensubu olarak, hem bir hastane sahibi olarak, hem ülkenin Sağlık Bakanı olarak bu lafını yutturup buna BioNTech satıyorlarsa kardeşim, o zaman düşüneceğiz ya. Demek ki bir güç var. O Sağlık Bakanı'na o lafını yutturan daha üstünde bir güç var. Ülke idare etmek öyle kolay değil. Öyle kahvede, mangalda kül bırakmayacak şekilde atıp tutmak değil. Dengeler var, hesaplar var, ülkenin borçları var, ülkenin zaman zaman dostları var, ülkenin düşmanları var. Erdoğan gitsin, tamam, pandemi bitecek mi? Pandemiyle ilgili hükümetin almış olduğu, bilim kurulunun tavsiye ettiği veyahut da işte bilmem Türk Tabipler DSÖ'nün tavsiye ettiği o şeyleri yapmayacak mı gelen? Daha beterini yapacak. İstanbul Sözleşmesi, adam ne diyor? Bir imzayla çıkıldı Kılıçdaroğlu, yarın iktidara geldiğimizde bir imzayla uygulamaya geçecek diyor. Ne oldu cemaatçi arkadaş? Bilmem ne cemaatim mensubu, mütedeyyin arkadaş. Tamam, ben de kızıyorum aile bakanı bilmem dünün yönetim kurulu kademin üyesi oldu diye. Ben de kızıyorum AK Parti yönetim kuruluna, Mekka yakasına işte 2-3 tane kademci kadının girmesine. Ama ne yapayım? Erdoğan'ın hangi kavgaların içinde olduğunu biliyor muyuz? Peki Meral Akşener'le Pervin Buldan'ın ağzında Mor Çatı'nın o İstanbul Sözleşmesi kağıtları üzerinde ağızlarında yapılıyken sen onların mı gelmesini isteyeceksin? Ya kardeşim, duracağız bir yerde. Tamam, imza çekildi işte. Yanlıştı. Birileri şey yaptı. Yani Erdoğan gitsin. Biz her şeye rağmen, ben böyle bir yapının içerisinde olamam, kimse kusura bakmasın. Erdoğan giderse bu memleketin, affedersiniz, anası bellenir. Anası. Açık ve net söylüyorum.
İstanbul Sözleşmesi mi gelir? Devri sabık mı yapılır? Belediyeler, hükümet el ele, bütün ihaleler bilmem neler 1923'ten daha beter hale gelir mi? Gelir. Peki PKK'ya Balkan, PKK'nın resmi siyasi organı HDP'ye bakanlık verebiliriz diyen bir Millet İttifakı'nın içerisinde PKK ile mücadele, PYD ile mücadele nasıl olacak? Düşünebiliyor musunuz? Bugün PKK Kuzey Irak'ta kıpırdayamıyor. Bırak Türkiye'yi artık. Türkiye'de PKK'nın herhangi bir eylemi kalmadı. Eskiden pıtrak gibi bombalar patlardı, insanlarımız yollar kesilirdi, köyler basılırdı, şehirler basılırdı. Ya kardeşim eğri otur, doğru dönüş. Akıllı ol, akıllı. Anası bellenir derken boşuna demiyorum. İHA'lar, SİHA'lar yapılıyor. Milgem'in yaptığı gemilerin üzerine kendi silahlarımız monte ediliyor. Kendi uçak savarlarımız monte ediliyor. Kendi bomba atarlarımız, torpidolarımız yerleştiriliyor. Yani yarın bir gün bunların hepsi ne gerek var? Yapılmadı mı? 1947'lerde, 48'lerde kendi silah fabrikamızı uçurmadık mı? Kendi uçaklarımızı gömmedik mi? Kendi müteşebbislerimizi yok etmedik mi? Gene yok ederler. Gene yok ederler. Ve hazır Amerika satarken Amerika'dan alacağız derler. Ne gerek var? Daha fazla maliyet. Sana öyle bir kitap hesap kitap yaparlar ki daha fazla maliyet çıkarırlar. Ne lüzum var? Gazı oradan çıkartmaya, Rusya'dan alıyoruz. Değil mi? Karadeniz'den. Ne işimiz var Akdeniz Havzası'ndaki o milletle cedelleşeceğiz? Suriye'de ne işimiz var demiyor muydu Millet İttifakı'nın en büyük ortağı Kemal Kılıçdaroğlu? Yahu 67 ülke var orada, 67. Norveç'in ne işi var? İsveç'in ne işi var lan? Bilmem neyin gerizekalıları. Bunu diyenler hepsi gerizekalı. Türkiye düşmanı. Ne işi var? Benim 911 kilometre sınırım olan Suriye'de 67 tane ülke var. Danimarka kim lan orada? Yorganı kızıp pireye kızıp yorganı yakmak denir buna. Lafı da söyleyemedik ya. Bazen dilim dolaşıyor. Ne oldu? 1908'de İttihat ve Terakki'yi destekleyen sözde din adamları, Said-i Nursi'ler, Elmalı Hamdi'ler, Manastırlı İsmail Hakkı'lar, say say bitmez. Kelli felli adamlar, kerli ferli. Bugünün büyük alimleri. Sandanski ile beraber olanlar. Selanik Meydanı'nda 1908 meşrutiyetinin ilanında. Selanik Saat Meydanı'nda. Sandanski yan tarafta. Emanuel Caruso ile beraber. O meydanda nutuk atan İslam alimi, sözde İslam alimi. Hey gidi yavrum, Abdülhamit Han gitsin diye. Ne oldu? 9 sene sonra koskoca imparatorluk paramparça edildi. Milliyetçisi, İslamcısı, dinsizi, dindarı, ne kadar akılsızı varsa hepsi Abdülhamit Han düşmanlığıyla beyinleri sulandı. Gittiler İttihat ve Terakki sergedeleriyle beraber masonlacalarında işbirliği yapıp bu memleketin anasını ağlattılar. 110 senedir hala bunun acısı çıkmadı şu ülkeden. Hala acısını çekiyoruz. Bugün Erdoğan giderse Abdülhamit Han gider. Anasını bellerler bu ülkenin. Erdoğan gitsin. Görürsün. Benim gelmiş yaşım bir 10-15 sene. Ne Allah ne ömür verirse. Senin ne olacak? Hani o birileri hep 40 yaş altına mesaj yolluyor ya. Z kuşağına. Z kuşağı. Sen daha 18-20 yaşındasın. Çocuğum akıllı ol, akıllı. Benden de sana bir mesaj. Bırak o goygoyculuğu. Goygoyculuğu bırak. Neyse, bugün söyleyeceklerim bu kadar. Görüşmek üzere.